Evet arkadaşlar son olarak nüfusun cinsiyete göre dağılımından bahsedeceğiz. Şimdi hemen bir bakalım. Bir ülkedeki kadın ve erkek nüfus oranını etkileyen en önemli durum doğum ve ölüm ile kadın erkek nüfusundaki ortalama yaşam süresidir. Doğumlarda 100 kız çocuğuna karşılık 105 erkek çocuk dünyaya gelmektedir. Çocuk nüfusunda erkeklerin yaş nüfusu ise kadınların oranı daha fazladır. Bunu %55 kadın %45 kadınla oranlayabiliriz. Nüfusumuzun cinsiyete göre dağılım grafiği incelendiğinde savaşlar ve göçlerin etkisiyle 1945'ten sonra ise erkek nüfusu kadın nüfusunu geçmiştir. Son yıllarda yurt dışına olan göçlerin ve kadın nüfusunun ortalama yaşam süresinin daha uzun olmasının etkisiyle kadın ve erkek nüfus oranları dengelenmiştir arkadaşlar. Grafikte de yine erkek kadın nüfusuna bakıyoruz. Erkeğin bu anlamda hangi yılda daha önde? kadının hangi yılda daha önde olduğunu rahatlıkla görebiliriz arkadaşlar. Peki aktif nüfus nedir? Çalışma hayatının yaş sınırı içinde bulunan nüfusa çalışma çağındaki nüfus denilir. Çocuk ve yaş nüfus ise bağımlı nüfus olarak nisendirilmektedir. Bir ülkede 15-64 yaşlar arasında olup aktif nüfus içinde yer almayanlar şunlardır. Ev hanımları, öğrenciler, özürlüler, engelliler, emekliler çalışma ihtiyacı duymayanlardır. Buna göre aktif nüfus çağında olup da fiilen çalışan ya da iş arayan nüfus da yine bunların arasında gösterilebilmektedir. Aktif nüfusun zaman içinde değişim grafiğine bakalım. Aktif nüfus 1955 yılından 90 yılına kadar ne yapmakta? Azalmakta. Aktif olmayan nüfus ise sürekli bir artış göstermekte grafiğe göre. Grafikte görüldüğü gibi aktif, nüfus, aktif nüfusumuzun zaman içinde azalması bu durum üzerinde hangi etmenlerin olduğu sorusunu karşımıza çıkaracaktır. Nelerdir peki bunlar? Okullaşma oranının artması, emekli sayısının artması, yurt dışına olan göçler, kırdan kenti olan göçler, gelişme seviyesinin yükselmesi gibi etkilerdir arkadaşlar. Müzik